Değerli izleyenler, güne merhaba devam ediyor ve bugünkü stüdyo konuğumuz sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi Avukat Barış Mamalı bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber elbette ki günün gelişmelerini konuşacağız. Şartlı tahliye ve tabii ki ülkemizdeki ceza yasasıyla ilgili görüşlerini alacağız. Mevcut durum nedir? Aslında neler olabilir? Dünyada nasıldır? Bugünkü gazetemizin ön sayfasında manşetten aktarmıştık. Avrupa'da böyle dedik. Türkiye'deki ceza yasasına atıfta bulunduk. Tüm bunları birlikte konuşacağız. Sizler de bize isterseniz sosyal medyadan katılabilirsiniz, katkı koyabilirsiniz. Evet Sayın Mamalı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Tabii ki gündemde, yani bizim en azından kendi gündemimizde, ülkenin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Siyasilerimiz işte köy turlarına, gezilerine evet. devam etmekte. Hükümetin gündeminde de Cumhurbaşkanlığı seçimi var ne yazık ki. Oysa böyle olmamalı. Ayrı bir konu, belki birazdan değiniriz ona da. Ama aslında ülkenin gündemi çok böyle hani can yakıcı bir gündem var. Evet. Ceza yasalarımız, işte trafik kazamız, kazaları ülkemizde gün geçtikçe artıyor. Ölümlü kazalar artıyor. Her eve bir ateş düşüyor neredeyse. Birçok, yani atıyorum 300 bin nüfuslu bir ülkede belki de en azından 100-150 binde ölümlü trafik kazası vardır evlerde diye tahmin ediyorum. Böyle bir istatistik verimiz yok. Çünkü Devlet Planlama Örgütümüzde istatistik çalışmalar 10 yıl geriden geliyor. Dolayısıyla bu konuda net bir şey de söyleyemiyoruz halka, ama sonuçta tahmini böyle diyorum. Yaşanan bu ortamı, bu ülkenin içinde bulunduğu bu durumu, hukuksal açıdan da baktığınız zaman, adalet duygusu açıdan da baktığınız zaman nasıl değerlendirirsiniz diyelim ve konumuza yavaş yavaş evet. değinelim. Şimdi ben aslında bugün buraya çıkarken şunu mesaj olarak verebilmeyi çok istiyorum ve umarım da veririm insanlarımıza. Bir defa mahkemelerimiz bir kişiyi yargılayıp cezalandırdıktan sonra verilen o ceza toplum vicdanında bir rahatlama sağlamadığında, hatta daha da insanları rahatsız ettiğinde, bizler direkt olarak başka hiçbir unsuru da ortaya koymadan, tabii bu doğal olarak insanların bu yöndeki bilgisizliğinden kaynaklanır, mahkemeleri suçlamaktayız. Ve hemen kamuoyu içerisinde işte mahkeme herhalde bir tanıdığıydı. Veya işte kendisine iltibas geçti. Veya bakın işte mahkemelerimizde de gereken cezalar verilmiyor gibi. Direkt mahkemeye yönelik bir ağır eleştiride bulunuyoruz. Bana göre medyanın haberi verme noktasında da algı bu şekilde oluşmaktadır. Evet. Şimdi bakın, işin gerçeğine ulaşmamız gerekir. Eleştireceksek ben şunu da hep söylüyorum. Gerektiğinde yargıda eleştirilmelidir. Çünkü bizde maalesef bir gelenek halinde uygulama bulmaktadır bu. Yargının verdiği kararlar noktasında da insanlar eleştirmekten çekiniyorlar. Bunu hukukçularda da görüyorum ben. Aman yargı verdi bu kararı, ben yargının kararını eleştirmeyeyim diye bir şey vardır. Böyle bir korku çekinge. Tabakası var, çekingenlik vardır. Bu doğru değildir. Eğer demokrasiyle ve hukuk devleti içerisinde veya bu ilkelere inanıyorsanız, yargının kararlarını da eleştirmeniz gerekir. Tabii ki yargı bir dava sürecini devam ettirirken siz onun vereceği karara yönelik olarak bir telkin veya o kararı etkilemeye yönelik bir icraatta bulunmanız doğru değildir. Ona katılırım, ama karar verdikten sonra veya kararlarını genel anlamda eleştirebilmeliyiz. En azından yargının da belki de eksik olan yönlerini tamamlamasına yardımcı olmak açısından. Şimdi gelelim konumuzun özüne. Bu trafik kazaları, ölümlü trafik kazalarına. Tabii ki ben hep şunu söylüyorum. Biz burada ne kadar konuşursak konuşalım, ateş düştüğü yeri yakar. Biz burada ne kadar görüş belirtirsek belirtelim, bu trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının hissiyatlarını biz ne kadar da gayret sarf etsek o hissiyatları yaşayamayız. Yaşayan bilir ancak.
Ancak ben şunu söylemek noktasındayım. Bana göre de bu benim bir görevimdir. Mahkemeler, özellikle ceza mahkemeleri açısından söylüyorum. Bir ceza vereceklerse veya önündeki kişiyi yargılayıp suçlu bulacaksa ve buna yönelik olarak bir ceza öngörecekse, mutlak surette önündeki kanunda çizilen çerçevenin içinde kalmak zorunda kalarak bu kararını vermek durumundadır. Bütün dünyada kabul edilen evrensel bir hukuk ilkesidir bu. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi. Yani siz bir eylemi, bir davranışı meclis olarak, bakın altını çiziyorum, yasa koyucu kimdir? Meclislerdir. Meclis olarak kanunlara aktarmazsanız, yani bir kanun yaparak veya bir kanun maddesi içerisine veya kanun içerisine o eylemi toplumun ahlak olarak, değer yargıları açısından kabul etmediği o davranışı suç olarak yazıp yargıcın önüne koymazsanız, yargıç o eylemden ötürü, bırakınız ceza vermeyi, mahkum dahi edemez insanı. Hatta o noktaya da gelmez olay. Onun için bunu çok iyi algılamamız gerekir. Yani siz oturacaksınız, nedir? Hırsızlık. Tarifini yapacaksınız açık bir şekilde ve bir kanuna koyacaksınız. Ceza kanunu veya bir başka kanun, Çiğdem Hanım. Eğer koymazsanız, yani kanun halinde düzenlemezseniz, ama toplum içerisinde ya bir hırsızlıktır bu, hiç olur mu? Yok, kanun olarak, kanunda bu eylem suç olarak öngörülmemiş. O zaman yargı eli kolu bağlı kalır. Hiçbir şey yapamaz. Yargının çünkü görevi ceza noktasında kanundaki tarif edilen eylemi huzurundaki yargıladığı kişinin eylemiyle karşılaştırıp eğer örtüşüyorsa suçludur demesi ve kanunda yazan cezalarından takdir etmesidir. Şimdi o yüzden eğer bakacağız biz, ölümlü bir trafik kazası oldu. 5 yıl bir ceza verildi. Bu tartışılır, azdır, çoktur, o ayrı bir konu. Ama siz eğer direkt böyle yargı mı olur, böyle mahkeme mi olur, 5 yıl ceza vermiş derseniz haksız bir eleştiride bulunursunuz. Neden? Çünkü meclisin hazırlayıp yürürlüğe koyduğu kanun maddesine baktığınızda, yani ey yargı, sen önündeki bu ölümlü trafik kazasına ceza yasasının 210. maddesini uygulayabilin diyor. Çünkü ayrı bir trafikle ilgili, ölümlü trafik meseleleriyle ilgili ayrı bir kanun yok. Ceza yasası içerisinde 210. madde var. Tedbirsiz, dikkatsiz, ihmal karane, davranışlar neticesiyle bir ölüme sebebiyet verdiğinizde o maddeden mahkum olursunuz. Ve o maddede yazan maksimum bir ceza var. Oraya kadar bir takdir hakkı kullanarak cezalandırırsınız insanları. Bu ölümlü trafik kazalarında takdir edilen edebileceğiniz, yani mahkemenin verebileceği maksimum en fazla ceza 7 yıl hapislik cezasıdır. Şimdi böyle bir durumda siz yargının önüne en kötü şekliyle bir buna benzer bir kazanın olması ve düşünün bir arabada değil de bir minibüste 15 kişinin öldürdüğünüzü düşünün. O noktada verebileceğiniz ceza maksimum 7 yıl. Mahkeme ne yapmış? 5 yıl vermiş. Yani maksimumu 7 yıl olan yerde neredeyse sonuna dayayacak şekilde 5 yıllık bir ceza vermişti. Şimdi olayı böyle algılamamız gerekir. Evet. Bu noktada efendim şimdi benim algılayamadığım bir konu var. Mesela dediniz ki mahkeme maksimuma dayayacak şekilde 5 yıl ceza verdi. Yalnız işte 5 yıl şuradan, 5 yıl buradan, 5 yıl buradan diye işte 3 farklı davadan, evet, hepsini birlikte yatacak ne demektir? Yani bunu bunun halk dilinde bizim nasıl anlamamız lazım? Yani bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi saydı mesela hiç bu mahkemeye işi düşmeyen, hiç mahkemeye gitmeyen bir insanı düşünün. Algılaması oturduğu yerden şey düşünür olur. O işte 5 yıl öyle, 5 yıl öyle, işte 15 yılı buldu falan diye düşünebilir. Ama işin öyle sonunda değil, diyor, evet, ki hepsini birden birlikte yapması çekecek. Bu nedir? Evet. Şudur.
Özür diliyorum. Eyleminiz birden farklı suçun da içinde barındırabilir yaptığınız eylem. O yüzden farklı kanun maddelerinden de aynı davada yargılanabilirsiniz. 3 davadan, 4 davadan birlikte. Her davadan da size ayrı ayrı bir ceza verilir. Mesela bir davadan 2 yıl, bir davadan 3 yıl, bir davadan 5 yıl denebilir. Eğer her ceza ayrı ayrı çekilecektir denirse, toplarsanız bütün cezaları, verilenleri, toplam çekeceğiniz ceza miktarınız olur. Ayrı ayrı, çünkü 2 yıl birini çekerseniz biter diğerine başlarsınız çekmeye. O biter diğerini. Eğer birlikte derseniz o zaman da en fazla olanı, verilen cezalar içerisinde en fazla olan neyse onu çekersiniz. Diğerlerini de içinde birlikte çekmiş olursunuz o cezayı. Ama burada da şunu söylemek lazım. 7 yıl demiş ya kanun. Yani birinin ölümüne sebebiyet verirseniz maksimum 7 yıl zaten yatma durumunuz olabilir. Yani hapis ihtiyası alabilirsiniz. Yani her halükarda bu tartışmalıdır. Yani bunu benim söylüyorum ama farklı da değerlendirmeler olabilir. Her halükarda cezanın öngördüğü o üst limiti de aşabilecek şekilde farklı farklı cezalar, yani ayrı ayrı çekmesi de mümkün olmayabilir. Ama kesin değil bu. Bizde genel olarak yani %99 birlikte çekilmesi yönünde karar üretilmektedir. Burada tabii bizim tartışmamız gereken ne kadar işte ölümlü trafik kazaları olsun, yargılansın ve ne kadar ceza alacağını tartışmamamız gerekir. Bu noktaya gelmemesi için ne yapmamız gerektiğini tartışmamız gerekir Çiğdem Hanım. Yani bırakalım yollar güvenliksiz bir şekilde kalsın. Bırakalım insanlar eğitimsiz bir şekilde bu trafik açısından kalsınlar. Genç çocuklara hiçbir sağlam trafik kültürü vermeden altlarına en son model, en hızlı arabaları verelim. Onlar da gitsinler, kaza yapsınlar. Bakın adı üzerinde kaza. Yani kasıt olmadan, kasıt taşımadan birinin ölümüne sebebiyet verme. Çünkü kimse trafiğe çıkar, hızlı araba kullanır. Ama kafasının içerisinde ben bu arabayı hızlı kullanıyorum, biri çıksın önüme de basayım diye hızlı kullanmaz. Ama şunu biz eğitmemiz gerekir insanlara. Küçük yaştan itibaren. Bunu bir kültür haline getirmemiz lazım. Eğitimle. En büyük eksiğimiz budur. Şimdi siz sabah söylediğiniz eğitimli olmuyor. Bir denememiz lazım aslında. Vermiyoruz ki biz böyle bir eğitim. Yani aileler vermiyor çocuklarına. Ailelerden öte okuldur bunun birinci derece bana göre sorumlu olabileceği kurum. Okullarda çocuklara, kafasına, beynine işleyecek şekilde bu trafik kurallarını, onların bir kültür yapısının bir parçası olacak şekilde eğitim veriliyor mu? Hayır. Ama kanayan yarasıdır. Bir ülkemizin. Zamanlar bizde, işte bizim Adana'nın kuzeyinde, milli güvenlik dersi verilirdi bize. Evet, biz çocukken ben hatırlıyorum. Biz de alıyorduk. Askeri doğrudur. Üniformayla hatırladığım bir komutan gelir, ders verirdi. Ve bize milli güvenlik dersi verirdi. Şimdi belki o dönemlerde, yani bizim dönemlerimizde belki gerek duyulmuş ve böyle bir eğitim verilmiş. Amacının ne olduğunu zaten o milli güvenlik dersinin ilkokuldan itibaren çocuklara verilmesinin bir amacı mutlaka vardı herhalde. Ama o günün koşullarına ona gerek varsa bugünün koşullarında da, ki bugün yok o ders, kaldırıldı. Bugünün koşullarında da bir trafik dersi var. Gelemez mi, yapamaz mı, yapılamaz mı? Önem vermiyor mu acaba? Eğitim Bakanlığı mı önem vermiyor? Hükümetler mi önem vermiyor? Zaten biz mi artık nasıl talep edeceğiz? Önem verilmesi gereken o kadar konu var ki bunlarla ilgili herhangi bir çözüm üretilmediği için, herhangi bir icraat yapılmadığı için sizler ve bizler yıllardır, belki de 10 yıldır bu aynı konuları hep konuşuyoruz. Trafik konusunda 10 yıl önce konuşurduk. Bu süreç içerisinde hep konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. Eğilmiyorlar üzerine. Çünkü biz çözümlerimizi, sorunlarımızı çözecek, bizi mutlu edecek,
güvenli bir yaşam sunacak yöneticiler seçmiyoruz. Bizler hep günübirlik politikalarla bizlerin algı yaradan, algı yaratma üzerine politikalar kuran ve aslında bir yerde bizi yanıltarak zamanını geçiren ve günün sonunda tek hedefi o küçük bölgeciğindeki oyları almaya yönelik icraatlar yapan kişileri seçiyoruz. O yüzden de bu toplum genelindeki sorunlarımıza bir çözüm getirmiyor. Bakın bu trafik konusu o kadar önemli. Medyamız ne kadar üzerinde durmuş, insanlar dışarıda hep bu konuyu konuşuyor. Olmaması veya olmamasından öte bunu en aza indirebilecek şekilde hamleleri niye yapmıyoruz? İşte eğitimden başlayarak uygulamalı bir şekilde. Yani benim çocuğum özel okula gider örneğin. Ama eğer ben karşıdan karşıya geçme noktasında çocuğum bakıyorsam ki ilerlemiş yaşına rağmen bilgi sahibi değil, ben orada sorarım. Ben bunu devlet okulu açısından da özel okul açısından da söylüyorum ülkede. Ya bu kadar önemli bir husus, bir insanın canına mal olabilecek bir konudur bu. Sizin o vermediğiniz eğitim nedeniyle o çocuk ya sakat kalabilir. Çünkü yolun karşısına geçerken ne yapmasını bilmiyorsa 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuk geç o noktada bir kazaya sebebiyet verebilir. Kendisi yaralanabilir, hatta öle de bilir. Bu kadar önemli bir konu. Uygulamalı biz bunu öğretmemiz lazım bu çocuklara. Artı araba kullanacaklarında da hem caydırıcılığını ortaya koymak adına hem de bir eğitim olgusu açısından onlara sıklıkla bu trafik konusunda bilgiler vermek ve hatta örneğin bu olayda olduğu gibi bunu mesela bir belgesel halinde çocukların önüne koymamız gerekir. Ne yapılması lazım? Mesela kazayı oluş şeklini, neden böyle bir kaza olduğunu, işte aşırı sürat nedeniyle böyle bir kazaya sebebiyet verdiğini ve arkasından bu kişinin ne gibi durumlarla karşılaştığını, yani polis tarafından tutuklanması aşamasından alın, hücrelere atılması, hapse gitmesi, yargılanması, tekrar hapse gitmesi, yani çocuk bunu gördüğünde içerisinde, beynin içerisinde eğer ben de bir gün araba sürersem ve hız limitlerini aşacak şekilde süratli araba kullanırsam böyle bir şey başıma gelebilir. Ve bak bu kadının, bu kişinin çektiği eziyeti ve yaşadıklarını ben de yaşayabilirim demek ki diyerek ne olur? Kendi kendine bir otokontrol sağlanır. Bunu yapmak çok mu zordur? Değil. Ama bunu yapabilmek için de tabii ki bazı müfredatları değiştirmek lazım. Yani eğitimde bir eğitim müfredatı var. Evet. Özel okullarda, devlet okulları da bakanlığın öngörmüş olduğu müfredatı uygulamakla evet. mükellefler. Ama bizim müfredatımız Türkiye'den gelirse bu müfredatı da burada uygulamak bazı eksikliklere neden olabiliyor. Çünkü her ülkenin koşulları, farklı. Her ülkenin sosyal yapısı, işte ne bileyim kültürel yapısı aynı değil. Çok doğru. Türkiye'de bile aynı değil. Bölgelerin, da bölge mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye dedik ama bilmiyorum orada eğitim sistemlerinde var mı yok mu ama. Yok. Dünyada belki de en fazla ölümlü trafik kazasının olduğu ülkelerin başında gelir Türkiye. Yani gün geçmiyor ki orada bir minibüs veya bir otobüsün veya işte arabanın içerisinde kalabalık bir şekilde insanların ölüm haberinin duymayalım. Yani orada da çok ciddi şekilde bir sorun. Tabii orada 77 milyon bir nüfus var. Belki de o nüfus oranına göre bu trafik kazalarının olmasını belki bir nebze normal görebilirsiniz de. Bizim gibi küçük, yüz ölçümü küçük, nüfusu az bir kontrol ülkede. Kontrol edilebilir. Kontrol etme imkanının çok yüksek olduğu bir ülkede bunu yapmamak gerçekten yani ayıptır. İnsanına ne kadar değer vermediğini, onu ne kadar değersiz gördüğünü ortaya koyan bir örnektir.
Ben bunu bir üçgen olarak düşünecek olursak piramidin başında parlamentoyu görüyoruz. Parlamentonun yasa uygulayıcılara önüne gerekli yaptırımlı işte ne bileyim örnek olabilecek yasaları koymaları gerektiğini gördük. Eğitim açısından baktık ve Eğitim Bakanlığı'nın belki de buradan bir çağrı yapalım. Müfredata trafik dersi koysunlar, trafik eğitimi koysunlar. Artık ne koyarlarsa koysunlar, adının ne olduğu çok fark etmiyor. Bir de denetim mekanizması. Tabii ki ülkemizde denetim de çok önemli. Yani bugün trafik kazalarında işte mesela takdir ediyorum işte huzur operasyonları yapılıyor. Girne'de, Lefkoşa'da her yerde falan belli periyotlarla işte bakıyorum açıklanıyor. İşte 1300 araç rapor edildi. Bunların 6'sı men edildi. Trafikten ne bileyim işte 380 tanesi alkollüden bilmem kaç tanesi falan filan. Bu noktada tamam. Ama alkol satan, hatta yani uyuşturucu niteliği taşıyan maddeleri satan satanlar veya satan yerler, bunlar denetleniyor mu? Mesela şimdi bakın yani çok basit bir mantıkla söyleyeceğim. Bana lütfen siz de fikirlerinizi söyleyin, paylaşın. Şimdi yolda gidiyoruz. Bir cuma akşamını düşünelim. İşimizden çıktık ve gidiyoruz. Yolda giderken Girne'ye gidin, Mausa'ya gidin, Lefkoşa doğru hiç fark etmez. Bazı işte sokaklar, caddeler vardır. Oralarda meyhaneler var, ne bileyim işte kafeler var, barlar var vesaire falan. Geçerken görüyorsunuz ya içleri tıklım tıklım dolu. Her masa dolu, her masa. Evet. Bu insanlar orada meyve suyu, süt içmiyorlar. Kola içmiyorlar. Yani bunu görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Kafelere bakıyorsunuz, gençler dolu. Bazılarını tenzih ediyorum. Bazıları mesela şeydir, normal kahvesidir. Kahve ikram edilir. Alkollü içecek yoktur. Ama alkollü içki satabilecek yerlere ruhsat veren devlet, alkollü içki satan yerleri denetliyor mu, denetlemiyor mu? Polis ne kadar denetimlerini yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapabilmesi için yeterli mi? Teknik olarak yeterli mi? Bir de bunlara isterseniz değinelim. Yani tamam, kaza var ama ortada bir piramit var. Eğitim dedik. Cezalar dedik, parlamentonun iş yapması. Ama bunun bir de denetim bacağı var. Biz göre göre kaza yapıyoruz. Ya da göre göre kazaya sebep olabilecek etkenlerin önüne geçmiyormuşuz gibi hissediyorum. Yani bir cuma cumartesi midir? Çarşamba günü bu insanlar yemeğe gitmez mi? Ya da arkadaşlarıyla avdan geldikten sonra hadi bir evde oturalım, bahçede bizim kültürümüz de var. Bahçede mangallar yakınır, alkoller alınır, şunlar, adam arabaya binip gidiyor. Taksi kullanma kültürü yok ki bizde. Hadi ben taksiyle bu akşam meyhaneye gideyim de meyhaneden taksiyle çıkıp geleyim. Ne ben öleyim ne de birini öldüreyim. Mantığı yok. Şeyi yoktur. Çok doğru. İşte hep bunlar nereden kazanılır? Durup durduğunuz yerde insanların kazanmasını, böyle bir alışkanlığı kazanmasını bekleyemezsiniz. Bir üçgenden bahsettiniz. Buna bir dördüncüyü de eklememiz lazım. Aile. Aile, evet. Aile. Şimdi sigara ve alkol konusunda gerçekten bizde çok ciddi bir denetim eksikliği var. Bunu yani hissetmenize gerek yok, var. Şimdi kanunlar yapıyoruz biz. Zaten bu ülkede kanunlara da baktığımızda birçok kanunun kağıt üzerinde kaldığını ve o kanunda yazılanların gerçek hayatta yaşanılmadığını görürüz. Çünkü yaşatacak olan, onu gösterecek olan denetim mekanizmasıdır. Şimdi siz dersiniz ki kapalı alanlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Cezası da şudur. Hatta ısrarcı da olursanız kapatılır da o yeriniz, değil mi? Gidin işte bahsettiğiniz yerde gezin o barları, restoranları. Küçük bir azınlık hariç diyeceğim ben, var uygulayanlarda. Ama büyük bir çoğunluğunda bu yasak uygulanmaz. Şimdi ben kanunu yayınlanır, yapılır, izlerim. Televizyondan sigara yasağıyla ilgili kanun geldi diye. Ben sevinirim. Çünkü ben sigara içmeyen bir insanım. İçildiğinde rahatsız olurum. Zaten zararlıdır ve hiçbir zaman ailemin de sigaralı ortamda bulunmasını istemem. Sevinirim. Derim ki bakın kapalı alanlara sigara yasağı geldi. O yüzden ben artık bir barada gidebilirim rahatça.
restoranta da gidebilirim diye düşünürüm. Ama gittiğimde bir bakarım ki Allah Allah yasak var ama uygulayan yok burada. Hani bunun denetimini yapacak olan ve bu yasağın olduğunu anımsatıp gerekli müeyyide uygulayacak organlar, o yasadaki yetkili kişiler nerede? Yok. Hep bir bahane vardır. Biz bahane üretme şampiyonuyuk bu ülkede. Efendim işte müfettişimiz yoktur yeterli sayıda. Efendim polisimiz az. Ya o neyi az? Hangi ülkede nüfusumuza göre bu kadar çok polis vardır bizim ülke kadar? Hangi ülkede bu kadar çok memur vardır nüfus oranınıza göre? Bizden daha az, yani nüfus oranına göre çok daha az kamu görevlisi olan ülkelerde çatır çatır kanunlar uygulanırken, denetim yapılırken biz de dünyada belki de bir numarayız kamu görevlisi açısından. Ama sigara denetimini yapan bir memur bulamıyoruz. Aynı şekilde 18 yaşından küçük çocuklara sigarada, alkol satışı da yasaktır. Peki gidin o barlara tekrardan, bakın işte dere boyundan bahsettik. Oturuyor gençler, alkol kullanmıyorlar orada. Soruyor mu biri? Çünkü bakıyorsunuz ya şüphe kaldırıyor ya, veya açık belli ki 18 yaşından küçük, 15-16 yaşında. Oturuyor arkadaşlarıyla birlikte, alkol istiyor, siz de getirip satıyorsunuz. Çünkü siz para kazanma peşindesiniz. Ama hani sizin görevlileriniz bu denetimi yapsın? Baskınlar şeklinde olur bu denetimler. Siz öyle çıkıp da ilan ederseniz, ben huzur operasyonu yapıyorum, ben yarın barları denetime çıkıyorum, herkes de tertibatını alır buna. Siz habersiz baskınlar şeklinde çıkıp sık sık ada çapında gezeceksiniz bu gibi yerleri ve yakaladığınız yerde de cezanızı keseceksiniz. Bu noktada şöyle zaafımız vardır, yapmıyoruz. Kalıyor kanunlar askıda. Ben de gidiyorum, bakıyorum yine duman altı ve orada başlıyorum tartışmaya. Yani ben deşarj olmaya, eğlenmeye gideceğim yerde ne yapıyorum? Sinir içerisine giriyorum ve daha beter strese kapılıp oradan ayrılıyorum. Eksik kalsın sizin kanununuz da, sizin yapınız da diyorsunuz. Şimdi bu noktada şöyle bir şey daha var Sayın Mamalı. Bizim yasalarımızda memurları dedik ya, hani işte yeterli bu kadar kamu görevlisinin bulunduğu bir ülkede yeterli memur yok dedik. Yani her bütün bahane, her işte bahanemiz budur. Personel eksikliği. Farz edelim ki var. Sen gece çalıştırabiliyor musun peki bu memuru? Bu insanlar gündüz gitmiyor o kafelere. Yani gidiyor ama hani gündüzden başlamıyor bu alkollü ortamlar. O kanunu o zaman niye yaptın? Ben de sorarım sana bir vatandaş olarak. Sen şov için mi yapan bu kanunları? Ki öyle. Evet. Demek ki sen şov yapayım. İyi idare yasası diyoruz. Şeffaflık diyoruz mesela. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Siz de insanlara diyorsunuz ki artık idareye başvurduğunuz her türlü bilgiyi edinebilirsiniz diyorsunuz. Başvuruyoruz. Ama ne yapıyorlar biliyor, ne yaptılar bilir misiniz? Ne? Bu kanunu çıkardıp insanlara günlerce, haftalarca reklamını yaptıktan sonra oturup bir tüzük yaptılar. Ve eğer gelirse biri ve sizden bilgi ister, belge ister, ücret tarifesi çıkarttılar. En basit bilgiyi gidip ciddi bir para ödeyerek almanız gerekiyor. Ne kadardı Sayın Mamalı biliyor musunuz? Düşünün en basit mesela bir cümlelik bir cevap verecekse size. Bir cümle ki hiçbir zaman öyle olmaz. 3 cümle, 5 cümle 20 lira, 30 lira. Belge de alacaksanız artıyor fiyatı. Ben bir müracaatta bulunmuştum. Kaymakamlık yazı gönderdi. Git dedi maliyeye. Ki çok bir şey de 2 sayfalık bir yazıydı isteyeceğim. 465 lira yatır da verelim sana bu bilgiyi. Yani biz kandırılıyoruz bu ülkede. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Kanunları yaptık yaptık diyorlar ama siz bir kanunu yapmadan önce gidin bakın diğer ülkeler nasıl yapar. Uygulanabilirliği var mı? Altyapısını oluşturursunuz. Şimdi siz sigara yasağı getirdiniz. Denetim görevini de sağlık müfettişlerine verdiniz. Be kardeşim, kaç tane sağlık müfettişi var bu ülke çapında? Ve bu denetimi yapabilir mi? Yapamaz. Yaptıramaz. Yapamaz çünkü azdır sayıları. Peki ek mesai durumun nedir senin? Çünkü gece yoktur. Yaptın bu kanunu çıkarttın sırf vatandaşla karşı karşıya getiresin ilgili kurumları kavga etsinler diye.
Sen denetimi yap, ortada çöz bu sorunu. Niye sağlık müfettişleri dediğin, niye belediyelere vermediğin? Ben eminim belediyelere verilseydi bu husus, belediyeler, özellikle Defkoşa'yı düşünün, çatır çatır çıkacaktı denetim yap. Niçin? Çünkü zaten geziyorlardan öte iyi bir de gelir kaynağı yaratacaktır size. Artı bu işi yapmadığınızda da belediyeniz direkt eleştiri konusu olacağı için siz tabii ki o makama tekrar seçilebilmek adına çalıştıracaktınız bu mekanizmayı. Siz ne yaptınız? Yapsa da umurunda değil, yapmasa da umurunda değil, Sağlık Bakanlığı'nın müfettişlerine verdiniz. Ha o sayıya rağmen da zaten bana göre neredeyse hiç yapılmıyor denetimler. Çünkü denetim yapılsa birçok yerde bu yasağın uygulandığını görürüz. Çünkü siz gidip eğer ciddi bir ceza keserseniz o kişi ikinci bir sefer bunun olabileceği korkusuyla o yasağı uygulamak zorunda kalacak. Restoranlarda serbestçe içilir. Barlara gidin, yasaklayan çok az. Bana göre sigara yasağını uygulayanlara yönelik de yapılması lazım. Yani ödül ilgili bakanlığın çıkıp listeler halinde denetledik ama öyle bir defayla değil. İşte 2 yıl boyunca yaptığımız 32 denetim boyunca sigara yasağına uyduğunu tespit ettik. Şu restorantın, şu barın diye ilan etmesi lazım bunları. Hem onur etmek hem de böyle bir yasağa uyduğu için vatandaşlar gözündeki itibarını artırıp ona yönelmelerini sağlamak açısından. Bu da yoktur bizde. Yani bizde ödül de yok, ceza da yok, şey de yok. Yani itibar verme de yok, itibarını ortaya koyma da yok. Evet. Hiçbir şey yok. Yani böyle yapıyoruz kanunları Çiğdem Hanım, atıyoruz bir kenara ve dönüyoruz ama bakın biz iktidar olduk, size iyi idare yasası yaptık. Bakın biz iktidar olduk, size sigara yasayla ilgili kanun yaptık. Yaptığınla ne oldu yani? Ben faydalanabiliyor muyum? Amacına ulaşıyor mu yaptığınız kanunlar? Hayır. O zaman sanki bu iyi idare yasası kapsamında devlet... Yani hani şeffaflık açısından değil de sanki böyle hani biz biraz da buradan para kazanalım mantığı da mı yapıldı oldu. Yani bu? Biraz bu. Değil. O buradan öyle evet. Bir sonuç çıkıyor. Çünkü siz vatandaşa bir kere zaten yani çok enteresan, gerçekten enteresan bir şey. Bir kere devlet kendi yurttaşına hizmet verirken, hizmet götürürken veya bilgi verirken... Tüccar kafasıyla yapıyorum bu işi. Bu tüccar olmaması lazım. Yani olmaması ben lazım, sağlık hizmetini devletten alacaksam sana para ödememem lazım. Vergi veriyoruz değil mi? Vergilerimiz de bu bakanlıklar işliyor. Öyle değil mi? Karşılığından için veriyoruz vergiyi biz? Ne görmek açısından sosyal devlette? Hizmet. Sen bana bu hizmeti de verirken... Bir de ekstradan tüccar kafasıyla acaba bu insanların ensesinden daha ne kadar para toplayabilirim diye düşünürseniz orada sosyal devlet de yoktur. Orada başka bir yapıyla karşılaşmış olursunuz siz. Yani bir konfeksiyon dükkanından farkınız kalmaz. Yani siz kanun yaparsınız, bakın dersiniz artık herkes size müracaat ettiğinizde, dilekçe yaptığınızda bilgileri vermek zorundadır. Zaten bilgi edinme yasası var. Onda da zorunluluk halindedir. Hatta vermiyorsa suçtur da diyorsunuz. Bunu da şeffaflık ve demokratik ilkeler gereğince yaptığınızı söylüyorsunuz. Benim anlayışım budur diyorsunuz. Ama kapının arkasından da bir tüzük yapıyorsunuz. Eğer vatandaş gelip müracaat ederse ondan haddinden fazla para alıyorsunuz. Şimdi siz devlete giderseniz şunu anlayabilirim. Müracaat ettiniz ve fotokopi çekmesi lazım. Değil mi? O fotokopinin bedeli size devlet olarak mürekkep harcamanız var falan. Elektriğiniz var vesaire. Bunun bir miktarını karşılamaya yönelikse onu anlarım. Ama o da cüzi bir miktar olur. Yani 1 lira 2 lira olur. 1 lira 2 lira. Ama siz bana bu elimde yazısı var gösterebilirim size. 465 TL dedi bana. Yatır verelim. İki yani önlü arkalı 2 sayfa yazıdır vereceği bana orada. Ve bunu da keyfine göre belirliyorlar, kafalarına göre. Çünkü
O tüzükte ne der bilirim? İsteyiniz bakın bunları çok iyi inceleyin o tüzüğü. Diyor ki eğer bilgiye ulaşmak için devlet memuru işte şu kadar günden fazla harcama yapıyorsa yani zaman açısından fiyat da katlanarak artıyor. Yani keyfine göre size diyebilir ki ben bu bilgiyi bulmak için dosyaları çok karıştırdım, günlerce araştırdım ve o iki satırlık o bilgiyi size verebilmek için bir hafta uğraştım. Ödeyin 45 TL da vereyim size bu bilgiyi diyor devlet. Bana ne sen bir hafta uğraştıysan senin bilgi data sistemin yoksa. İşte o tüzük bunlara imkan veriyor. Dosyalardan kağıt hani alıyorsan. Hani yani düşünebilir misiniz nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz sizce Sayın Mamalı? Gittiğimiz zaten bir yere gittiğimiz yol gittiğimiz, nedir yani? Zaten yol çok bozuk. Yani şeylerle dolu, çukurlarla dolu ve o yolu gittikçe nasıl ki bir araba sürekli çukurlara girerek çıkarak bir yol kat ederse ulaştığı yerde arabası çok hasar görür. Öyle bir yolda gidiyoruz yani. Ve hiç kimse o yolu düzeltmek için uğraşmıyor. Hiçbiri uğraşmıyor. Sadece bize arabalarımızın üstüne koyacağımız süsleri sunuyorlar. Onun bir de bana ne faydası var? Arabam kırılıp döküldükten sonra o süsü görerek ben ne tatminkarlık yaşayacağım? Evet, o süs. Ne açıdan mutlu olacağım? Süstür yani yapılanlar hep. Kendilerinde de var o arabalarında süsler. Yani yolda giderken dökülecek. Değerli izleyenler bu arada hemen buradan söyleyelim ve konumuza devam edelim. Cumhurbaşkanı Sayın Dervişeroğlu saat 11.15'te Diyalog Medya'yı ziyaret edecek. Canlı olarak aktaracağız sizlere bu ziyareti. Saat 11.15'te Cumhurbaşkanı'nın bu medya kurumundan vereceği mesajları da izleme şansınız olacak. Sayın Mamalı size tekrar dönecek olursam burada bu arada mesajlarımız evet. Var birkaç tane. Onları da hemen aktaralım. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Söylediklerinizde kesinlikle haklısınız Barış Bey. Bu sistemi değiştirebilmek için şimdi de siyasi yasalar yani siyasi partiler orada siyasi partiler yasası ve teklifler. Seçimli halk oylaması yasası onlardan bundan bahsediyorlar. Sizce bu o hayata geçerse değişebilir mi diye bir soru sormuş. Yani bu yaşadığımız bu durumun tümünü değiştirebilir mi? Çünkü parlamentodan yine kaynaklanan bir durum var. Seçtiğimiz insanlardan bir bundan bahsetmiş. Bir başka izleyicimiz ceza yasasından şeyden bahsediyorsunuz, cezalardan bahsediyorsunuz ama bizim ülkemizde ne yazık ki sıradan vatandaşların mahkemesi olduğunda bir ay, iki ayda tamamlanırken daha geçenlere kadar meclis kürsüsünde rüşvet verildi diye bağıran Ejder Aslan Baba'nın yargılandığını görmedik. Hiçbir vekilin yargılandığını görmedik. Cemal Bulutoğulları'nın da yargılandığını görmedik. Hani Lefkoş Atık Belediyesi'ni batılmıştı. Hani CTP gelince bunların hesabını soracaktı, yargıya götürecekti gibi ciddi mesajlar da var. İşte kamu vicdanında demek ki adalet sistemi açısından da sıkıntı var. Sıkıntı vardır ve insanlarımız rahat değildir vicdanları bu noktada. Oturacaksınız işte siz hükümetseniz ilgili bakanlıklar bunlara yönelik çalışmalar yapıp meclise getireceksiniz. Ama şunu söylüyorum yani getirirken de altyapınız nedir ona bakacaksınız. Bundan da öte ben şunu söylüyorum. Çok mükemmel yasalar da yapabilirsiniz. Ama bu yasaları uygulayabilecek cesarette, tinette, basirette insanları yönetime getirmezseniz bunların, bu yasaların içeriğinde yazılanları yaşayamazsınız, göremezsiniz. O yüzden bizim halkımızın hatası bana göre şudur. Kendisini yönetecek insanları son birkaç gün içerisine bakarak veya son bir hafta 10 gün içerisine değerlendirerek seçmesinler. Otursunlar o 3 yıllık, 4 yıllık, 10 yıllık süreç içerisinde değerlendirsinler. Ve layık gördüklerine ve değerli gördükleri yapıları yönetici olarak getirsinler. Yani bakın en güzel örneği işte Yunanistan'da yaşandı. Yani %2'lerde olan, 3'lerde olan bir parti inandırdı kendisini. Ve her zaman iktidar olan 40 yıldır, 50 yıldır sürekli birbirine devir teslim yapan iki partiyi alaşağı ederek bu partiye yol verdi. Buyur dedi, bizi yönet dedi.
Yani bu şansı bizler de vermemiz gerekir bu ülkede. Belki de yeni bir oluşuma da ihtiyaç vardır. Bilemiyorum. Halkın nabzını tutmak lazım. Ama bakın, iyi yöneticiler noktasında şu örneği vermek isterim. Şimdi Yunanistan'da önceki dönemde işte bu maddi sıkıntılar ortaya çıktığında güçlü bir tabii zengin sermaye sınıfı vardı Yunanistan'da ve onların üzerine gidilmeye çalışıldı vergi konusunda. Bu işle ilgili işte yüksek mahkemeden bir de savcı görevlendirildi. Ve bu savcı gerçekten ciddi şekilde ve herhangi bir cesaret noksanlığı da göstermeden işin üzerine gitti ve tam 10 bin kişilik bir liste çıkardı vergi kaçakçılarıyla ilgili. Ama ileriye götürülemedi bu. Çünkü gerek kanunlarla gerekse mentalite açısından üzerlerine gidilemedi. Şimdi bu yeni hükümet geldi. Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı kurdu. Bakın, bakanlık sırf bu iş için kuruldu. Ve bakan olarak kime atadılar bilir misiniz? O savcıya atadılar. Çünkü o savcı da emekli olmuştu o olaylardan sonra. Aldılar o emekli savcıyı, gel dediler. Otur bu bakanlığa ve yap. Yani halk bir yerde kendisi için iş yapabilecek insanları getirdiğini görmeye başladı. Çünkü halk sevinmişti, böyle bir savcı var. 10 bin tane düşün liste çıktı. Milyarlarca euro geri getirecekti. Devleti zarara tabii çaldılar. Yani. Euro getirecekti, durdurttular. Çünkü iktidara ciddi bir baskıları ve etkileri vardı bu grubun. Şimdi o savcıyı işte aldılar, orada eli kolu bağlı tutulan o savcıyı ve bakan olarak olağanüstü yetkiler de vererek kendisine buyur dediler, önün açık. Kimse de sana müdahale etmeyecek, gereğini yap. İşte göreceksiniz orada neler de olacak o noktada. Bizler de işte bu tür insanları bulup seçip yönetici pozisyonuna getirmemiz gerekir. Ancak o şekilde düze çıkabiliriz bizler. Bu noktada size katılmakla birlikte şu anda bunu yapabilecek kapasitede miyiz? Bir de onu düşünelim. Yani gerek seçim ve halk oylaması yasası, gerek siyasi partilerin kendi içlerindeki kendi yasaları ya da kendi tüzükleri deniyor herhalde ona. Tüzük, kendi tüzük, siyasi partilerin kendi tüzükleri de olabilir. Yani seçim sistemlerine baktığımız mesela insanlar gidiyor. Mesela Ayşe teyze sandığa gitti bugün. Bugün seçim olduğunu varsayalım. Seçecek, bakacak. Ama önüne gelen isimlere baktığı zaman, listelere baktığı zaman o parti mekanizmasının halka sunmuş olduğu isimleri seçmek zorunda. Burada da bir tuhaflık var. Yani tuhaflık demeyelim de burada da ne kadar demokratik seçebiliyoruz ya da halk ne kadar kendi istediği insanı seçebilecek güce sahip. Belki bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani ben mecbur muyum senin bana verdiğin listedeki adamı seçmeye? Şimdi 70 yaşındaki Ayşe teyzeye oy kullandırıyorsun da bu kadının gözü ne kadar görür, ne kadar bilir oradaki adamı? Sen onu tutacak, şey diyecek ki ona birden tut aşağıya kadar git ya da aşağıdan çık yukarı kadar git. Budur yani. Biz de böyle seçiyoruz. Bir de bu yönü var. Evet. Hani rantların dışında. Şimdi tabii yani bir sorunumuz insanlara, da insanların siyasete katılımını artırabilmektir. Çünkü bir gerçektir ki işte görüyoruz. Yani devletleri, ülkeleri idare edenler siyaset mekanizmasıdır, siyaset kurumlarıdır. O yüzden siyasete katılımcılığı gerek dıştan gerek içten artırmamız lazım. Önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bizim ülkemizde belediyede çalışırsınız, belediye yasasına bakarsınız, siyaset yapma yasağı. Kamu görevlisisiniz, çalışırsınız, kesin bir şekilde siyaset yapma yasağı. Başka kuruma gidersiniz, özel kurumlara, mesela üniversitelerde de duyuyoruz bunu. Sözleşme yapılıyor, aman siyasete karışmayacak. Çünkü korkuyor insanlar. Şimdi, o kadar kirli işte, ki. Demokrasi bu değil. Bizde demokrasi olmadığını gösterir. Bu engelleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmakla başlamamız gerekir. Ve belirli ölçüde. Yani bir kamu görevlisiyseniz görevinizdeki yansızlık ve tarafsızlık
pozisyonumuzu da bozmayacak şekilde biraz siyasete katkı koymasını sağlamanız gerekir. Bu bir yanı. Ha, diğer yanı siyasi partilerdeki demokrasi mekanizması nasıldır acaba? O biraz önce söylediğiniz gibi milletvekili adaylarını seçme mekanizması nasıldır? Geniş, tamamen demokrasinin en geniş şekilde yayıldığı bir pozisyonla mı seçilir? Yoksa oradaki küçük bir kliğin veya 3-5 kişinin ağzına mı bakar bu iş? İşte bunları da bu siyasi partiler yasası, seçim ve halk oylaması yasasıyla değiştirmek lazım. Çünkü birçok partide gerçekten yok kontenjan adaylığıdır, yok yetki verir kendisine tüzük seçeceği adayları bir komite inan seçsin. Bunları ortadan kaldırmak lazım artık. Tabii. En geniş çerçevede gitsin, parti meclisi var. Onlar seçsin. Bir başka önemli husus ise seçim sistemi. Ya küçücük bir ülkede 2009'dan beridir biz de bunu söylüyoruz. İlk çıkışlarını da biz yaptık. Bunun ilk çalışmasını yapan bir ekip vardı. Oradan da faydalanarak bunu aldık elimize ve devamını getirdik. Her zaman da söylüyoruz. Seçim sistemini değiştirmek ve artık bu bölgeciliği kaldırmak lazım. Çünkü bölgecilik kabile sistemiyle adayların belirlenmesine yol açabilecek çağ dışı bir sistemdir bizim ülkede. Niçin? Çünkü bir kişi eğer 200-300 kişilik kendisine çok bağlı bir aileye sahipse, hangi partiden çıkarsa çıksın, gider o partide, o çünkü bölgecilik var ya, genel kapsamda oy kullanmıyoruz. O belgede de yeterli de çıkması için ne yapıyor? Vereceği listelerle, karma sistemde buna müsait, ne yapıyor? Hangi partiye giderse gitsin, kendisini kazandırabiliyor. Bunu kaldırın. Ülke genelinde toplumsal siyaset yapabilen ve toplum geneli açısından kabul gören parti ve parti adaylarının seçilebilme şansını getirin. Bu kendi başına zaten bakınız hem partilerin kendilerine çeki düzen vermesine, kalitesini artırmasına hem de listelerine toplum genelinde, yok sadece Güzelyurt'ta, Lefkoşa'da veya İskele'de beğeni sağlayan veya oy getirecek kişiler, ülke genelinde sana oy kazandırabilecek kişileri seçmek zorunda kalacağın için aday kaliteni de artıracaktır. Ancak bu aşamalardan biz geçersek, bakınız Çiğdem Hanım, kaliteyi siyasette de artırabiliriz. Mevcut sistemle bunu başarmamız pek mümkün değildir. Peki mevcut parlamentoyla böyle bir yasanın geçebileceğine ya da böyle bir düzenlemenin yapılabileceğine inanıyor musunuz? Çünkü mevcut parlamentodaki bazı isimlerde, hatta belki de çoğu, bu bölgecilik sayesinde seçildi. Mesela seçim döneminde bakıyorsunuz, adam X yerden, bölgeden 1000 oy almıştır. Rakamları atıyorum. Evet. Lefkoşa'dan 800 oy almıştır. 1000 oy, pardon, işte Lefkoşa'dan 4000 oy almıştır, 3000 oy, daha az oy almıştır vesaire. İşte 300 oy alan adam parlamentoya girebiliyor. 1500 oy alan adam parlamentoya giremedi. Yani toplum genelinde daha fazla insandan oy almış olmasına kişi rağmen dışarıda kalabiliyor. İşte çarpık bir seçim sistemi yüzünden kaynaklanıyor. Peki bu sistemle o parlamentoya şu anda girmiş olan parlamenterlerle bu sistem değiştirilebilir mi? Yani inancınız var mı bu noktada? Hani yeni gelenlerden bir umut vardı ama ne yazık ki onların da partilerinden kaynaklanan, yani o siyasi partilerin vizyonlarından, parantez içinde söylüyorum vizyonu. Çünkü bana göre öyle değil. Ama onlar vizyonları olduğunu söylüyorlar ve bunu savunuyorlar. Ne bileyim kendi parti disiplin kurullarından ya da işte o tüzüklerinden, şusundan, hı-hı, busundan dolayı belki de seni disipline veririm, seni partiden atarım, sana şunu yaparım, sana bunu yaparım, senin bir daha listeye yazmam falan, evet, gibi tehditkar uyarılarla onlardan da çok fazla ses çıkmıyor. Yani halk ne yazık ki insanlar gönderdik işte yenileri, bak ne oldu der noktasına geldi yine. İşte siz de, bize de düşen görev burada toplumsal baskı yaratmak, toplumsal bir dil kullanarak bu olayın üzerine gitmektir.
yani medyasıyla, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarıyla, yasal meslek kuruluşlarıyla ortak bir platformda biz bu sistem içerisinde seçimlere gitmek istemiyoruz, gitmeyeceğiz noktasında bence belki de bir kampanya başlatılması lazım. Yani seçim... Zaten o sandığa gitme oranları günden güne düşüyor Çiğdem Hanım. Evet. Yani son seçimlere de baktığınızda düşünün sandığa gitme oranları düştü. Bunun yanında partilere mühür vuran insan sayısı da çok azaldı. Çünkü %20'nin üzerinde karma kullanıldı. Sandığa gitmeyenlerin oranına da baktığımızda yani neredeyse halkın yarısı partilere güvenmiyor. Böyle bir ortamda bu kadar mı yüzsüzdür bizim siyasetçiler? Ya sana halkının neredeyse yarısı, belki de artık yarısından çoğu resmi bir şekilde güven duymuyor, destek vermiyor. Hala daha sen bulunduğun sistemi değiştirmemekte ısrarcı mısın? Demek ki senin de bu noktada bir ayıbın vardır. Tabii. İşte bunları ortaya koyarak belki de kampanya şeklinde bunu dillendirmemiz lazım. Çünkü yani, çok antidemokratik uygulama var. Çünkü... Yani bir bağımsız aday düşünebilir misiniz? Ne kadar oy alırsa alsın ya da daha doğru bir şekilde şöyle söyleyeyim. Bulunduğu bölgenin %50'sine yakın oy alması lazım meclise girebilmesi için. Dünyanın neresinde var bu? Ha biz koyduk onun için işte bu mevcut ganimet düzenini ve onun yarattığı bu sistemi devam ettirebilelim de olmaya ki bazı insanlar da bağımsız olarak girmeye çalışır önünü keselim. Yani ben %9 kusur oy aldıydım. Benim yaşadıklarım vardı işte son genel seçimlere öyle bağımsız aday girdim ben. Biliyordum kazanma şansım olmadığını halk da biliyordu ama sağ olsunlar destek oldular ve düşünün yüzde bakın canlı örnek yaşanmış 9.1 veya 2 Lefkoşa'da. Yani bu oy oranına ulaşmamış partiler milletvekili gönderdi ama bir bağımsız aday bu kadar yüksek oy almasına rağmen gidemedi meclise. Biraz önce anlattığım hususlarla birlikte bu sistemi değiştirmek zorundayız. Eğer kaliteyi güveni artırmak istiyorsak. Zaten hani dediniz ya işte bu son genel seçimlerde halk karma oy kullandı işte ne bileyim %50'sinden fazlası sandığa gitmedi. Hemen akabininde anayasaya %61 partilere oy vermedi. Yani partilere mühür vurup destek vermedi. Yanlış ifade etmiş olabilirim. Hemen ardından %60 kusurluk bir küsurda anayasaya hayır dedi. Yani sen parlamento yaptığın bu değişikliklere ben güvenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Beni kandırmaya çalışıyorsun ve ben bunun farkındayım dedi insanlar. Ama hala bunu göremiyorlar. Bu nasıl bir şey olabilir Barış Bey? Yani düşünüyorum o parlamentoya girince böyle değişik bir gözlük falan bir lens bir şey mi takıyorlar? Nedir bu insanların bu kadar köreler? Toplumsal menfaatler. Umrunda değildir bizi yönetenlerin çok büyük bir çoğunluğunu. Toplumdan gelmedi mi bunlar da? Gelir işte bizi kullanıyorlar. Bizi bir yere kadar kullanıyorlar, kandırıyorlar. Ondan sonra o koltuğa oturduktan sonra biz o insanları oraya götürdükten sonra bize yansıması olmuyor. Oluyor mu? Söyleyin bana. Yani ben hani neyimiz düzeliyor yıllardır. Sadece bu hükümeti değil. Geçmişe gidin bir 20-30 sene öncesinden geliniz bu tarafa doğru. Ne olduk? Hangi noktada daha iyiye doğru gittik? Her noktada geriye doğru gittik. Demek ki biz her dönem daha da kötülerini seçiyoruz. Yani buna ulaşıyor akıl ve mantık. Ne yapmamız lazım? İşte dediğim gibi yani ciddi bir platform kurulması lazım. Bu seçim sistemi noktasında, siyasi partiler yasası noktasında ki orada bir tasarı var şu anda siyasi partiler yasasıyla ilgili ama henüz daha meclise gelmedi. Siz gelsin, gördünüz görelim. Mü o tasarıyı? Bir noktasına kadar gördüm. Gördüğünüz yere kadar yeterli mi sizce? Eleştirilecek noktaları vardır. Ciddi, güzel olan yanlar olduğu gibi handikapları da var ama son şeklini görmeden bir yorum yapamam. Çünkü değişiyor sürekli çalışmalarında. Ama ondan öte... Seçim ve halk oylaması yasasını nasıl yapacaklar? İşte o noktada toplumsal ciddi bir baskı kurmak lazım mecliste. Bu bölgeciliği kaldırma noktasında ve eşit şans verme noktasında. Ya toplum genelinde düşünün tek listeyle girildiğinde bağımsız aday da girsin
eğer belirli bir barajı aşabilirse, o gücü varsa o da gidebilsin meclise, değil mi? Yani bundan niye çekiniyoruz? Bakınız Türkiye'de de Güneydoğu bölgesinden 30 kişi bağımsız aday olarak giriyor, seçiliyor ve meclise gidiyor. Yani başka ülkelerde de bağımsız adaylar kazanabilmektedir. Ama zaten ülkenizdeki siyaset, ülkenizdeki siyaset kurumu yukarıya doğru gidiyorsa bağımsız aday çıkma oranları da azalır. Çünkü insanlar siyasete girer. Siyaset içerisinde bu mücadeleyi yapmak ister. Çünkü bir güçtür o. Evet. Efendim tabii saatimiz onu gösteriyor. Yönetmenim müsaade ederse 10 dakika daha isteyelim ondan. Sizin de zamanınız varsa Sayın Mamalı bir 10 dakika. Mahkemeye gitmem gerekiyor ama bir 10 dakika daha seve seve burada. Zorda bırakmak istemem ama bu şartlı tahliye konusuna da bir 10 dakika gerçi yeterli bir süre değildir ama sığdırmaya çalışalım. Buna da bir değinebilirsek çünkü bu konuyu da bekleyen insanlar var belki. Evet. Bazı mesajımız var bu konuda. Buyurun efendim, şartlı tahliye noktasına bir değinelim. Evet, şimdi şartlı tahliye kurumları modern ceza infaz sistemlerinde uygulanan hukuk devleti sistemleri içerisinde yer almaya başlayan bir kurumdur. Adından da anlaşılacağı gibi bu kurul, bu tahliye kurulu cezanızın belirli bir miktarını çektikten sonra yani cezaevi içerisinde özgürlüğünüzden mahrum o dört duvar arasında cezanızı belirli bir süre tamamladıktan sonra kurul önüne çıkıp çeşitli noktalarda değerlendirmeler yapıldıktan sonra sizin belirli koşullar altında cezanızın geri kalan kısmını dışarıda yani cezaevinin dışında çekmenizi sağlayan bir kuruldur. Bu yönde kararlar üreten bir kuruldur. Şöyle pratikten gideyim. Siz bu kurulun önüne çıkarsınız. İşte üçte birini tamamlar kanunlarınıza göre yarısını tamamladıktan sonra ki bizde büyük oranda yarısıdır. Tahammüden katillik de üçte beş, beş bölü üçtür de üç bölü beştir de genel olarak yarısını tamamladığınızda siz de bizim ülkemizde böyle bir kurulun önüne çıkabilirsiniz. Ha, şimdi normalini bakın söylüyorum size. Olması gerekeni. Kurulun önüne çıkarsınız. O kurulda psikologlar var, cezaevinde eğitim veren, o mahkuma eğitim veren kişiler var, sağlıkçılar var, sağlık açısından veya işte çeşitli sosyologlar vardır. Ve siz cezaevi içerisinde bir eğitim görürsünüz. Çünkü cezaevine öyle sadece gideyim, ranzada yatayım, sürem geçsin diye bir durum yoktur, modern. Ceza infaz sistemlerinde. Gidersiniz, çeşitli kurslarınız vardır. Kurslara katılırsınız. Zorunlu dersleriniz vardır. Derslere katılırsınız. Eğitimleriniz vardır. Bu şekilde geçer. Sosyal becerilerinizi artırma. Yani siz antisosyal bir kişilik olarak cezaevine girersiniz ya, sosyal bir kişilik kazandırır size cezaevine gönderir insan için. Bu kurulun önüne de çıkarsınız. Psikoloğa sorarlar dosyasında. Nasıl biridir? İşte psikolojisi çok düzelmiştir. İnsan içine çıkabilecek bir. Sosyoloğa sorarlar. Sosyal ilişkileri iyidir. Çok geliştirdi kendisini. Eğitmenlerine sorarsanız okuma yazma bilmezdi, öğrendi, gayret etti. Kurslara gitti, şu meslekleri öğrendi. Çok iyi bir insan. İnsanı, kişiliği çok düzeldi. Tamam der şartlı tahliye kurulu. Ve şart koyar size bakın. Der ki haftanın 5 günü polise gidip ispatı vücut yapacaksın. Şu fabrikada saat 8'den 5'e kadar çalışacaksın. Orada olacaksın. 5'ten sonra şehir dışına çıkmayacaksın. Sadece hafta sonu çıkacaksın gibi şartlar getirir. Şu da şu kişi de der, isim verir. Senin şartlı tahliye memurunuz seni takip edecek. Evet. Tamam. Ve seni bu şekilde cezaevinin dışında cezanı çekmeye yönlendirir. Bizde de adına şartlı tahliye kurulu dediğimiz bir kurul kurduk. Kimlerden oluşur? Savcı var, bir
yargıç var ama zannediyorum gitmiyorlar onlar şu anda. Tam emin değilim, öyle bir duyum aldım. Müsteşardır başında. İçişleri Bakanı müsteşarı var, cezaevi müdürü var. Belirli siyasi kişilikler ve işte memurlar var. O orasında değilim işin. Esas önemli olan şu. Bir tüzük yaptık ve o tüzükte biz bu şartlı tahliye kuruluna başvuran bir kişi var ise eğer, Çiğdem Hanım. Evet. Biraz önce söyledim ya, o kimler kimler değerlendirecek. Hiç onların değerlendirmesine gerek yok. Sadece cezaevi müdürü veya müdür yardımcısıyla cezaevi amirinin orada söyleyeceklerini dikkate alır bu kurul. Başka kimse yok. Çünkü zaten bir şey de yapılmıyor cezaevinde. Yani onların iki dudağının arasındasınız. Ve o kurul o noktada başka hiçbir şeye bakmıyor. Psikolojisine, sosyal kişiliği, sağlık durumu, elverişli değil mi? Hiç ona da bakmıyor. O müdür muavininin iki dudağı arasındaki söze bakıyor. Ve esas önemli nokta bu. Bu kurul herhangi bir şart da koymadan sizi salıveriyor. Hoppala. Şart yok. Diyor ki size tamam çık git. Cezanın geri kalanını dışarıda. Şart. İspatı vücut etme, çalışma, bir şartlı tahliye memurunun kontrolü yok. Yani bir nevi af kurumuna dönüştü bu kurul. Biz de böyle uygulan. Bakın işte biz böyle yapıyoruz kanunlarımızı, tüzüklerimizi. Biz buyuz yani. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Şartlı tahliye kurumunda doğal olarak bu yapıya baktığınızda yani ahbap dost ilişkisi kurduysanız müdürle müdür muaviniyle olumlu konuşacaktır doğal olarak. Ha siz hak arayan bir kişiyseniz ve bir tartışmanız olmuşsa bitmiştir sizin işiniz. Siz hiç yararlanamazsınız bu kurulun şeyinin af yani başvurusundan bile. Bundan öte çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakınız eğer yabancı iseniz, yani KKTC vatandaşı değilsiniz, kurulun önüne gittiniz. Kurul da karar aldı, seni şartlı tahliye ediyorum diye. Evet. Düşünün 20 yıl ceza aldınız siz. 10. yılında gittiniz. Şartlı tahliye kurulu eğer seni salıverdim derse, yani tamam kabul ettim, tahliye ediyorum seni derse, cezanızın geri kalan 10 yılı var ya, sizi ne yapıyor biliyor musunuz? Direkt sınır dışı ediyor. Ah. Evet. Çünkü yabancısınız ya. Git kendi memleketinde çekme cezanı. Gönderiyor. Yani şu şimdi tüzükte de şunu söylüyor. Eğer ikinci bir suç işlersen ben seni tekrar geri alabilirim cezaevine diyor. Sen bir kişiyi gönderirsen nasıl alacaksın cezaevine tekrar? O zaman bunun aftan ne farkı vardır? Bakın birçok noktada gerçekten hak eden kişiler bu kuruldan faydalanamıyor, söylediğim yapıdan ötürü. Ama birçok kişi de bu şekilde mahkeme ceza veriyor, haber yapıyorsunuz siz 10 yıl, 5 yıl diye ama arka kapıdan da affedilip gönderiliyor. O yüzden bu nokta üzerinde de ben medyanın durmasını istiyorum. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Sayın Mamalı size, bize zaman ayırdığınız için. Rica bu ederim. Konuyu bir başka programda daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz belki. Değerli izleyenler, birlikteliğimizi burada noktalıyoruz ve stüdyomuzu meteoroloji editörümüz Sayın Fehmi Oktay'a bırakıyoruz. Bakalım hafta sonuna doğru hava durumu ne ülkemizde ve dünyada. Şimdilik hoşçakalın.